Valla başkanın sözlerinin üzerine çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama bir düzeltmeyi yapmak durumundayız herhalde. Birebir bu işlerin içine de çok fazla girmek istemiyorum. Sanki bir Fenerbahçe'nin teknik direktörü, futbolcu karşı karşıya pozisyonda yaratmak istemiyorum. Sürekli bu ısıtılıp öne sürülse de bunun dışında kalma gayreti içindeyim sürekli. Ancak bir düzeltmeyi yapmak zorundayım. Dün Alex'in özellikle kendi adına süreci anlatırken kullandığı bir cümle beni çok rahatsız etti. Olayda kullandığı, sıralamaya yaparken kullandığı yani ana tema büyük ölçüde doğru. Bunu söylemem gerekiyor. Ama öbür taraftan birebir konuşmamızda çevirmenimiz Samet Güzel'le beraber yaptığımız konuşmada sen çok büyüksün, ben seni idare edemiyorum gibi bir cümle asla geçmedi. Fenerbahçe kulübünde hakikaten büyük hizmetler verdi Alex. Gerçekten de büyük oyuncuydu. Her zaman söyledim, tekrarlıyorum. Şu anda da büyük oyuncular var Fenerbahçe kulübünde. Bunlarla beraber olmaktan, Alex'le beraber olmaktan zevk aldığım gibi onlarla beraber olmaktan da çok büyük zevk duyuyorum. Fenerbahçe'yi daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz. Ancak sen çok büyüdün cümlesi bana ait değildir. Bunu lütfen düzeltilmesini rica ediyorum. Böyle bir şey asla söz konusu dahi olmadı. Alex'in de bundan sonraki açıklamalarında onu anlayabiliyorum. Kolay değil buradan ayrılmak. Bu kadar uzun bir süreden sonra ayrılmak kolay değil. Ancak ayrılırken de insanlar diğer insanlara ne olursa olsun içini acıtmak için çaba göstermemeli. Ben bu konuda elimden gelen gayreti göstereceğim. Gayreti de gösteriyorum zaten. Ama ne kurumu, ne başkanı, ne teknik direktörü ayrıldım diye acıtmaya çalışmak, içini acıtmaya çalışmak doğru bir davranış şekli değil. Benim tek ricam ondan bundan sonrası için haklılığını anlatırken veya durumunu anlatırken buna biraz daha dikkat etmesi gerektiğini bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Bunun dışında anlatmamız gereken, söylememiz gereken şeyler varsa Ali Bey basın toplantısı yapacaktı. Ben de rica edecektim. Ben de orada olayım. Ben de bir takım şeyler varsa, söylenmesi gerekiyor şeyler varsa onları söyleyeyim dedim. Çünkü hep ben suskunluğu tercih eden insanlardan bir tanesiyim. Bunu da şuna inanarak yapıyorum. Zamanın herkese her zaman doğruyu göstereceğine inanıyorum. Gerçek doğruyu göstereceğine inanıyorum. Onun için hep bir adım geride bekliyorum. Doğruyken haklı olduğum konularda da hep bunu tercih ettim. Bundan sonra da böyle tercih edeceğim. Ama Ali Bey'e rica edecektim. Ancak Ali Bey biraz evvel başkanın sözlerinden anladığım kadarıyla sanki toplantı olmayacak, başkan çıkacak gibi gözüküyor. Eğer başkan uygun görürse açıkçası ben de orada olmak, yanında olmak, sorulan sorulara bütün aklımla, içtenliğimle cevap vermek isterim. Lütfen bunun da böyle bilmesini çok rica ediyorum. O konuşmada kullanılan o cümleler, Alex'in söylediği cümleler bana ait değil. Böyle bir cümlem olmadı. Eğer bunun teyidini almak gerekir mi bilmiyorum ama teyit etmek için Samet de burada. Samet'ten de bu konuda şey alabilirsiniz. Efendim? Bana mı? Teşekkür ederim. Bir aydınlatma yapmak istedim. Dediğim gibi bundaki sonraki süreçte eğer böyle bir şey olursa, ihtiyaç olursa düşüncelerimi daha net bir şekilde, daha açık bir şekilde söylerim. Çok teşekkür ederim. İyi günler.